Gençler selamlar, ben SML Hoca. SML Hoca Matematik kanalındasınız. Arkadaşlarım, TYT 2023 Matematik Kampı'nın son haftasındayız. 11. haftadayız arkadaşlar. Bu hafta işlenecek konuları önce söyleyeyim. Sonra birkaç duyurum olacak. Sonrasında zaten dersimize işlemeye başlayacağız. Öncelikle saymayı işleyeceğiz. Permütasyon, kombinasyon, binom, olasılık ve istatistik. 6 tane konu. Her biri birbiriyle bağlantılı olan konular. Ve sevgili arkadaşım, bu konuları hatırlattıktan sonra tabii işledikten sonra önce orayı halledelim, ondan sonra diğer kısımlara geçeriz. Bu konuları işledikten sonra önce sorularınızı çözüyorsunuz. Daha sonrasında bu kanalda neler olacak? Bu kanalda muhteşem şeyler olacak arkadaşlar. Güzel bir TYT tekrar kampı yapacağız ve sizler için çok güzel, sizi uğraştıracak, sizi zora sokacak. Hani o içimizden geçen sorular var ya, işte biz onların içinden geçeceğiz. O yüzden çok ama çok tarz, böyle cool, tadından yenmeyecek sorular çözeceğim sizler için. Haberiniz olsun, takipte kalın. AYT kampı içinde en az 100 kişi sordu Instagram'dan. Gençler, AYT kampı için son sürat çalışıyorum, ciddi anlamda. Yani uyku uyumuyorum desem yeridir. AYT kampınız sevgili arkadaşlarım, kitap çok hızlı bir şekilde yetiştirmeye çalışıyorum. Kitabı sevgili arkadaşlarım olabildiğince iyi sıkı dizayn etmeye çalışıyorum. Yani neden? Çünkü biliyorsunuz ki kitap fiyatları malumunuz, kağıt fiyatlarından kaynaklı. Malumunuz biraz yüksek seviyelerde seyrediyor. Yani bundan 2 yıl öncesiyle kıyaslanamaz bile. Bundan kaynaklı arkadaşlar, kitabın içeriği dolu olsun istiyorum. Fakat sayfa sayısı da artmasını istiyorum. Sayfa sayısı arttığı sürece bu kitabın fiyatlarını düşürmek biraz imkansız. Dolayısıyla sevgili kardeşlerim, ne yapıyoruz? Bu kitaptaki soruların aralarını iyice sıklaştırıyoruz. Her soru için tek tek, bu sorunun çözümü bu kadar sürer. Hatta o soruyu çözüyorum. Bu sorunun çözümü bu kadar sürer. Madem öyle, o zaman buna bu kadar yer ayıralım. Ama şu soruya bu kadar yer ayıralım tarzında. Başlıklardan bazen feragat ediyoruz, bazen farklı sayfalardan feragat ediyoruz ki aralara daha da fazla soru sıkıştıralım, anlatmak istediğimiz şeyleri, anlatacağımız şeyleri daha az kağıtla halledelim diye bayağı bir çaba sarf ediyorum. Dolayısıyla sevgili arkadaşlarım, hem bunları yaparken hem de bir yandan kitapta çok fazla hata çıkmasın diye, illaki hatalı oluyor yani, yani nasıl diyeyim ben size, en az 100 kişiyle tahsil etseniz bile mutlaka o kitapta bir tane hata çıkıyor. Emin olabilirsiniz buna. Dolayısıyla arkadaşlarım, olabildiğince elimden geldiğince fazla şekilde tahsil ettirmeye çalışıyorum. Bir yandan da kendi kusurlarımı görmeye çalışıyorum. Bu kusurlar giderildikten sonra, bu düzeltmeler yapıldıktan sonra sizlere AYT kampının da duyurusunu yapacağım. Çok değil arkadaşlar, birazcık dişinizi sıkmanızı tavsiye ediyorum. Ciddi anlamda, biliyorsunuz ki AYT konularında artık hani herkesin yetkin olduğu bir mesele vardır ya, AYT konularında da inanılmaz derecede kendimi böyle zinde hissediyorum. Sanki böyle soruları çözerken deli dehşet böyle bir mutluluk duyuyorum gençler. Dolayısıyla o mutluluğu da size yansıtmayı çok istiyorum. Geçen senelerden de bildiğiniz gibi AYT kamplarımız bizim çok güzel geçiyor. AYT kamplarından, AYT kampından hemen sonra da inanılmaz derecede büyük bir olay gelecek arkadaşlar. Yine videolarımızın içerisinde de bunlardan size bahsedeceğim. Bu sene bu kanal dolu dolu geçecek. Çok çalışıyoruz, çok yoruluyoruz. Gecemizi gündüzümüze katıyoruz ama yapacak bir şey yok. Her şey sizler hayallerinize daha hızlı kavuşabilin diye. Dolayısıyla değiyor mu? Vallahi değiyor. Hiç sıkıntı yok. Yani sadece biraz gençler dişinizi sıkın. AYT kampı için sizlere çok büyük sözler vereceğim ama önce o kitabı bir elime almam gerekiyor. O kitabı sizler de sevgili arkadaşlarım sahipleneceksiniz. Çünkü gerçekten inanılmaz derecede güzel bir kitap geliyor. Ve güzel bir kampta geliyor. Evet, AYT kampından da bahsettik. Bundan sonraki süreçte de bu AYT kampı gelene kadar TYT kamp tekrarı yapacağız. Bunları sorular üzerinden yapacağız. Sizlere PDF de yayınlamaya gayret gösteriyorum. Bir yandan da zaten onun dizgisiyle uğraşıyorum. Gençler, her şey nizami, düzgün olsun diye çabalıyoruz. Tabii biraz dişlerimizi sıkmakta fayda görüyorum. Umarım.
Yani sizler ne düşünüyorsunuz? Yazarsanız sevinirim. Şimdi TYT kampımız için de son haftadayız artık. Umarım ödevlerinizi sıkı bir şekilde yapmışsınızdır ve o kitaplar hani tam anlamıyla kitap bitiren öğrenci sayısı bence hani kampa 100 kişi katıldıysa örnek veriyorum. Bence onu geçmez tam anlamıyla. Bu kamp bittiğinde ben de bir soru bankası bitirdim hocam diyen öğrenci sayısı 100 tane de onu geçmez. Fakat ama en azından hani şu şekilde yaz döneminde okul daha yeni açıldı. Okul yeni açıldığında en azından bir kitabın şöyle ele avuca gelecek kadar %60 %70 bitirdiysen bile efsane fark attın çoğu kimselere haberin olsun. Evet. Artık geçelim mi sayma konumuza? Olur mu? Hadi bakalım. Son haftamızın ilk konusu sayma sevgili gençler. Evet, sayma diyoruz ama tabii basit bir sayma olayını bile matematikçiler çeşitlendirmişler. Çünkü saymaktan vazgeçemeyiz gençler. Hani bu tarihten bu yana hep böyledir. Saymaktan vazgeçemeyiz. Bir şeyleri saymamız gerekiyor. Çünkü insanoğlu sürekli bir şeyleri kıyaslamak istemiştir. Karşılaştırmak istemiştir. Bir şeyleri kıyaslamak istiyorsan sayısal olarak saymayı iyi becermen gerekiyor. Tabii sadece bir şeyleri, bir cismi saymak için değil de farklı olayları saymak için de tabii ki matematikte çok fazla şey kullanılıyor. Biz burada şu an önce temel prensiplerden bahsedeceğiz. Temel prensip olarak da ilk olarak aslına bakarsanız toplama yoluyla saymayla başlamayacaktım. Birebir eşleme yoluyla sayma diye bir konumuz daha vardı ama tabii ÖSYM müfredatı bunu götürmediği için biz de artık bundan bahsetmiyoruz. Birebir eşleme yoluyla saymadan ama ben sana bahsedebilirim. Nasıl bir sayma türü bu? Şimdi biliyorsunuz ki doğal sayılar dediğimiz sayı kümesindeki elemanlar yani doğal sayılar doğadaki cisimlerle, doğadaki varlıklarla birebir eşlenebilir. Yani sıfır dahi bir şeyle eşleyebilirsin. Hiçbir şey kalmadıysa elinde bu sıfırla eşleşmiş demektir. Eğer senin elinde bir tane kalem varsa bunu birle eşlersin. Eğer ben ikinci bir kalemi elime alırsam şu şekilde ikinci bir kalemi elime aldığım takdirde bunu birle bunu iki ile eşleştirebilirsin. Herhangi bir üçüncü kalemi aldığımda ise artık 3, 4, 5 diye gidecek ve dikkat ettiysen her doğal sayı için bir cisim, her varlık içinde bir doğal sayı, her cisim içinde bir doğal sayı üretebiliriz. Çünkü doğal sayılar sonsuz adettir. Dolayısıyla biz bu sayma metoduna birebir eşleme yoluyla sayma diyoruz sevgili arkadaşlarım. Hatta bununla da alakalı ben sana şöyle bir hikaye, bir örnek verebilirim. Eskiden tabii sayılar yoktu ama saymaya ihtiyacı vardı insanoğlunun. Bakın sayılar yok. Düşünün hani bunu hayal etmeye biraz zor, düşünmesi çok zor. Ama bunu hayal edin arkadaşlar, tamam mı? O zamanı yaşamaya çalışın. Sayılar yok. Sayı diye bir kavram yok. Fakat insanların saymaya ihtiyacı var. Örnek veriyorum sen o zamanlarda yaşayan bir çobansın. Zaten bu birebir eşleme yoluyla sayma metodunun bir diğer ismi de çoban saymasıdır. Sen o zamanlarda yaşayan bir çoban olduğunu düşün. Ve koyunların var. Ama tabii kaç tane koyunun olduğunu bilmiyorsun. Çünkü sayı diye bir kavramdan haberin yok. Tamam. Şimdi o zamanlarda yaşayan çobanken sen bu koyunlarını aldın. Koyunların yaşadığı yerlere ağıl denir. Sen ağıldan çıkardın koyunlarını ve otlatmaya götürdün ve geri döndüğünde acaba bir eksik var mı veyahut farklı bir kişinin sürüsünden senin koyunlarının sürüsüne bir hayvan daha, iki hayvan, üç hayvan karışmış mı? Yani sen bu o koyunları eksik mi getirdin yoksa fazla mı getirdin yoksa tam adediyle mi getirdin bilemiyorsun. Bak bu cümleyi kurarken bile adet kelimesini kullanıyorum. Sayma ne kadar değerli. Bunu nasıl sayabilirsin? İşte eskiden o dönemlerde çobanlar şu şekilde yapıyorlarmış. Her bir koyun için mesela birinci koyunu otlatmaya götürürken ağıldan dışarı çıkardı ve cebine bir tane çakıl taşı koydu. İkinci koyun çıktığında bir çakıl taşı daha. Üçüncü koyun çıktığında ise bir çakıl taşı daha. Yani o çakıl taşlarının her birini birer koyunla eşleştirmiş.
Varsayalım senin 132 tane koyunun varsa akşama kadar o koyunları otlatırken 132 tane çakıl taşıyla geziyorsun. Tabii yüksek ihtimalle sen taşımıyorsun ama bunu taşıyan mutlaka bir o sürünün eşeği vardır. O taşıyordur. Ve dönerken de tekrardan koyunları ağıla sokarken de birinci koyunu içeri soktuklarında o torbanın içerisinden bir çakıl taşı dışarı çıkarıyorlar. İkinci koyun içeri girdiğinde bir çakıl taşı daha, üçüncüde bir çakıl taşı daha derken son koyun içeri girdiğinde torbadan son çakıl taşını çektiysen çok şanslısın. Çünkü herhangi bir şekilde kaybolan bir koyun yok veya senin sürüne başkasının sürüsünden katılan bir koyun da yoktur. Tamı tamına eksiksiz getirmişsindir demektir bu. Yalnız hani bu çakıl taşıyla sayma metodu, çakıl taşları küçükse eyvallah, büyükse biraz zor. Ama küçük olunca da mesela çok sayıda bir şeyi saymak istiyorsun, çakıl taşlarıyla eşleştirmek biraz ağırdır gençler, ağır olacaktır. Peki ne yapılmış? Şu yapılmış diyebiliriz. Tam anlamıyla da bu yapılmış zaten. Demişler ki hani benim bir sözüm vardı bu kampın bir yerinde bir dersinde daha kullanmıştım. Allah alime ilmi amelelik etmesin diye vermiştir diye. İnsan alimdir arkadaşlar. Ne yapılmış? O çakıl taşlarını biz neden heybemizde veya kendimiz taşıyoruz veya eşeğimize taşıtıyoruz diye düşünüp bu çakıl taşlarını zihnimizde taşısak diye düşünmüşler ki efsanedir. Sen elinle sırtında bir araba taşıyamazsın ama zihninde o arabayı canlandırabilirsin sonuç olarak. Çakıl taşlarını zihnimizde canlandırabilmek için de işte o her bir çakıl taşına bir doğal sayı atamışlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, hiç yoksa 0 gibi. Tabii 0 çok çok sonraları buluyor. Yani doğal sayılar bulunduktan çok 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 fazla zaman sonra bulunuyor 0 dediğimiz doğal sayı. Ama o zamanlar bunu akıl edebilmişler. Düşününsene hani 1185 tane koyunun varsa 1185 tane çakıl taşıyla gezmek yerine akşam yerine akşama kadar aklında sadece 1185 sayısını tutuyorsun ve döndüğünde ise tek tek 1 2 3 4 diye hem daha hızlı hem daha pratik hem de daha güvenilir. Dolayısıyla gençler bu muhteşem olayı bize kazandırdıkları için eskilerden artık hangi çoban düşündü bunu veya hangi matematikçi düşündü? Yani doğal sayılar aksiyonlarını Peano ve Dedekind yapmış ama onlara mı teşekkür edeceğiz yoksa onlara ilham kaynağı olan kişilere mi teşekkür edeceğiz bilmiyorum ama gerçekten muazzam bir olay. Bu birebir eşleme yoluyla saymaydı. Bayağı da uzattık lafı sanırım. Ama son haftamız ya. Dolayısıyla sizlerden bana bir şikayet geleceğini düşünmüyorum. Bayağı bir konuştuk çünkü. Evet, toplama yoluyla sayma. Toplama yoluyla sayma da bunu aklınızda şu şekilde canlandırabilirsiniz somut olarak. Örnek veriyorum, senin sınıfın 10 kişi. Yan sınıfınızda da A şubesindesin sen 10 kişi. B şubesinde, yan şubede de 9 kişi var. Şimdi toplam kaç kişi vardır bu iki sınıfta diye sorulduğu zaman aklında hemen bir sayı belirdi tabii, 19 dedin. Yani canımız, ciğerimiz, Çorumumuzun numarası, plakası aklına geldi, eyvallah. Çünkü kolay da bir soru. Ama şunu yapmazsın değil mi? Yani mesela siz 10 kişisiniz ya, yan sınıfa gidip B şubesine. Arkadaşlar kusura bakmayın dersinizi bölüyorum ama bizim sınıfa bir gelinsene bir şey deneyeceğiz deyip o sınıftaki elemanları çağırıp sizin sınıfa sokup sonra 1'den 19'a kadar sayıp tamam arkadaşlar teşekkürler işimiz bitti deyip geri göndermezsin herhalde. İşte birebir eşleme yoluyla saymadan daha pratik bir yoldur. Sizin sınıfta 10 kişi varsa, yan sınıfta 9 kişi varsa toplam kişi adedi 1'den 19'a kadar saymak yerine 10 ile 9'u toplayarak bulabilirsin. Yine çakıl taşlarıyla alakalı bir muhabbet. Çünkü 9 tane çakıl taşıyla 10 tane çakıl taşını birleştirirsen 19 tane çakıl taşı, tabi sayı yok ama o kadar koyun olduğunu da biliyorlar. Örnek veriyorum 9 koyunluk bir sürü ve 10 koyunluk bir sürü. Bunlar bir araya getirildiği zaman çakıl taşlarını da bir araya getirmeyi herhalde akıl edebilmişlerdir. Bu da onun karşılığı olan şey arkadaşlar. Bayağı da iyi şeyler öğretiyorum ha size, bak gene iyisiniz. Şimdi A olayı için olay olay düşünelim bunları. A olayı için X ve B olayı için Y tane seçenek varsa A veya bakın buradaki kelime çok önemli, bağlaç çok önemli. A veya B olayı için X artı Y tane seçenek vardır. Bunu da farklı bir örnekle yine somutlaştırmaya gayret gösterelim. A ve B şehirleri var. A şehrinden B şehrine 3 tane tren yolu, 2 tane karayolu. Bakın şunlar tren yolu.
Şunlar da karayolu gençler. Karayolu varsa A'dan B'ye gitmek isteyen Semih kaç farklı biçimde gider A'dan B'ye diye sorulmuş. Şimdi bunu şu şekilde düşünün. Semih'in önce karşısına iki seçenek çıkacak. Önce iki seçenekten birini düşünmesi lazım, seçmesi lazım. Ben tren yoluyla mı gideceğim yoksa arabamı atlayıp mı gideceğim diye düşünmesi lazım. Ya da otobüsle mi gideceğim diye düşünmesi lazım karayolunu tercih edecekse. Dolayısıyla iki farklı seçenek var ve iki seçenek birbirinden farklı. Hangi seçeneği seçerse seçsin B şehrine ulaştıracak. Yani bu tek bir olaydan bahsediyoruz aslına bakarsanız. A'dan B'ye gitmenin tek bir olayı. Dolayısıyla arkadaşım burada sen bunu veya bunu seçtiğin zaman ikisi de seni B şehrine götürüyorsa senin cevabın 3 artı 2 olmalı. Başka türlü anlaşılabilir mi? Başka türlü eğer sorunun içerisinde veya gibi bir seçenek sunulduysa, bir bağlaç kurallıysa yine sen toplama yolu ve sayma olduğunu anlayacaksın. Ama karşınıza çok çıkmayacaktır. Sadece çıksa karşınıza nerelerde çıkar bu? Maksimum soru bankasına çıkar. Tamam. Ama çarpma yolu ve sayma asıl uğraştığımız şey zaten. Onu da somut bir örnekle açıklayalım. Yine sınıf örneği güzeldi. Şimdi sizin sınıf 10 kişi ve sizin okulda 5 şube var ve her şube 10 kişi. Şimdi sen hepsini okul bahçesiyle toplayıp 1'den 50'ye kadar saymazsın değil mi? Yani 50 senin aklına çoktan geldi bile ve nasıl yaptığını da çok iyi biliyorum. 5 ile 10'u çarptın. 10 artı 10 artı 10 artı 10 artı 10 demedin. 5 ile 10'u çarptın ve 50 dedin. İşte buna da çarpma yoluyla sayma diyoruz. Tamam. A olayı için x tane ve B olayı için y tane seçenek varsa bakın buradaki bağlacımız V. Her ikisi için x çarpı y tane seçenek vardır. Bunu farklı bir örnekle somutlaştırmaya çalışacak olursak da şöyle düşüneceksin. Bu şekilde hayal edeceksin bak. A'dan C'ye yine Semih A'dan C şeklinde gitmek istesin bu sefer. Ama A'dan C'ye gidilebilmesi için B'ye uğramak şart arkadaşlar. Gördüğünüz gibi A'dan C'ye direkt giden bir yol yok. B'ye uğramak şartı var. Şimdi A'dan C'ye gitmek isteyen bir kişi o zaman aslında olayın arka planında şunları gerçekleştirmeli. Önce A'dan B'ye gitmeli, sonra da B'den C'ye gitmeli. Ve bu iki olayı beraber yapmalı. O halde burada göstermek istediğimiz şey şu. A ile B arasındaki yollara A1, A2 ve A3 dersen, B ile C arasındaki yollara da B1, B2, B3, B4 dersen, Semih'in kullanabileceği yolları düşünelim. A1'i kullandıktan sonra B1'i tercih edip C'ye ulaşabilir veya A1, B2, A1, B3 ve A1, B4 yapabilir. Aynı şekilde A2, B1, A2, B2 kullanır. A2, B3'ü kullanır ve A2, B4'ü kullanarak gider. Veyahut A3, B1, A3, B2, A3, B3 ve A3, B4'ü kullanarak gider. Maksimum bu kadardır zaten. Ve burada toplam 12 farklı seçenek mevcutsa cevap 12'dir. Ama bunun çarpma yolu ve saymayla ne ilgisi var? Şu ilgisi var. Eğer burada birbirinden farklı 3 seçenek, burada da birbirinden farklı 4 seçenek varsa ve A olayının aslına bakarsanız A'dan C'ye gitme olayının gerçekleşebilmesi için önce şu olayın sonra bu olayın gerçekleşmesi gerekiyorsa, yani sen aslında tek bir olay gibi gördün. Buradaki olay ne? A'dan C'ye gitmek. Aynı yukarıda A'dan B'ye gittiğimiz gibi soruda. Burada tek bir olay var gibi görünüyor. A'dan C'ye gitmek. Fakat olayın arka planında önce A'dan B'ye sonra B'den C'ye gitmesi gerekiyor. Yani sen bir olayı gerçekleştirirken geri planda birden fazla olay gerçekleşiyorsa işte burada çarpma yoluyla saymayı kullanacaksın. Tamam. Dolayısıyla da 3 seçenek burada, 4 seçenek buradaysa cevap 3 çarpı 4'ten 12 gelir diyebilirsin. Şimdi devam edelim bakalım sağ üst tarafla. Demiş ki bize A'dan C'ye kaç farklı yoldan gidilip C'den A'ya geri dönülebilir? Bakın 3 seçenek, 4 seçenek. Şimdi gideceğim ama bir de geri döneceğim. A'dan C'ye gitmek için A'dan B'ye 3 farklı yol, B'den C'ye 4 farklı yol vardı zaten. Çarpı diyorum, hiç hız kesmeden devam ediyorum. Şimdi C'den B'ye geri döndüreceğim bu adamı. Yani 4 seçenek. Şimdi B'den A'ya geri döndüreceğim. Yani 3 seçenek var. 12 çarpı 12'den A'nın cevabı 144'tür. Şimdi geçelim B'nin cevabına. B'yi iyi dinliyorsun. B'de gençler şöyle bir olay var. A'dan C'ye götür bu adamı ama diyor. Giderken kullandığı yolları dönerken bir daha kullanmasını istiyor. Şimdi o halde şöyle düşüneceğiz. Önce bir götürelim. 3 çarpı 4 seçenek yani 12 seçenek mevcut zaten. Tamam mı? Götürdük ama giderken de tabii A'dan B'ye giderken örnek veriyorum şu yolu kullanmış olsun. Şunu kullandı.
B'den de C'ye giderken varsayalım ki şu yolu kullandı. Şimdi bunları bir daha kullanamayacak. Dolayısıyla C'den B'ye geri dönerken 3 farklı seçenek, B'den A'ya geri dönerken 2 farklı seçenek mevcut. Yani bunun da cevabı neyi verecek bize? 72'yi. B seçeneğimizin cevabı da 72'ymiş diyeceğiz. Dördüncü örneğimiz. En az 2 basamağı aynı olan kaç farklı 3 basamaklı doğal sayı vardır diye sorulmuş. Hocam direkt long diye sorulara başladın sen de ya. Yolları sayıyorduk, 3 4 diyorduk, topluyorduk, ekliyorduk, çarpıyorduk, bir şey yapıyorduk da nereden çıktı bu soru deme. Çünkü bütün soruların mantalitesi birbiriyle aynı olacak zaten. Şimdi 3 basamaklı sayılardan bahsetmiş ama demiş ki en az 2 basamağı aynı olsun. Yani 2 basamağı aynı veya 3 basamağı aynı olan doğal sayıları soruyor bize. Bunları istiyor. Şimdi 3 basamaklı sayı istemişti. 3 tane basamak çiziyorsun. Tamam mı? Toplam kaç tane 3 basamaklı sayı var? Önce onu bulalım. 0'dan 9'a kadar 10 tane rakamımız var bizim ama 3 basamaklı sayılarda yüzler basamağına yani şuraya biliyorsun ki 0 gelemiyor. O zaman buraya 9 sayıdan bir tanesi gelebilir. Yani 9 seçenek mevcut. Daha sonrasında şuradaki seçeneğe geçtin. Buraya 0'ı da kullanabilirsin. Burada bir tanesini kullandın ama buraya 0'ı da kullanabilirsin. Dolayısıyla buraya 10 seçenek. Buraya da 10 seçenek var. Yani toplamda 900 tane 3 basamaklı sayımız var. Tabii sen bunu şöyle de sayabilirsin. Sonuçta matematikçisin. Saymayı bileceksin. En büyük 3 basamaklı sayı 999. İlk 3 basamaklı sayı da 100. 999'dan 100'ü çıkarıp 1 eklersen, yani son terim eksi ilk terim artı 1 dersen, yine sen burada 900'ü bulmak zorundasın. Bu şekilde de bulabilirsin, bu şekilde de, ama şu şekilde olması daha senin için daha avantajlı olur. En azından pratik yapmış olursun. Şimdi devam edelim bakalım ne diyor. 2 basamağı aynı veya 3 basamağı aynı olsun istiyor. Yani hangi durumu istemiyor? Rakamları farklı sayıları istemiyor. O zaman gelin bir de kaç tane rakamları farklı sayımız var onu bulalım. Şimdi buraya yine 9 tane sayı gelecek 0 gelemediği için. Ve bu sayılardan bir tanesini kullandım. Yani 1'den 9'a kadar olanlardan bir tanesini kullandım. Geriye kaldı 10 tane rakam vardı. 9 tane rakamım kaldı. Buraya da 0'ı kullanabileceğim için artık buraya da 9 yazdım. 9 rakamım kalmıştı. Birini daha kullandım. Artık bir tane daha kullandığım için 8 rakam kaldı. Yani gençler 9 çarpı 9 çarpı 8 tane rakamları birbirinden farklı olan 3 basamaklı sayı varmış. Bu da bize 81 kere 8'i yani 648'i verecek. Şu tüm durum, şu da istemediği durum. Tüm durumdan istemediği durum adedini çıkarırsanız elinizde istenen durum adedi kalacaktır. Dolayısıyla 900'den 648'i çıkarırsak bize 252 cevabını verir. Bu da bizim cevabımızdır arkadaşım. Tamam. Beşinci örneğimize de bakalım seninle beraber. A ve B kümeleri için A'nın eleman sayısı 3, B'nin eleman sayısı 4 ise A'dan B'ye kaç farklı fonksiyon tanımlanabilir? Hayda hocam potpori mi yapıyorsun ya dediğini duyar gibiyim. Evet, bu biraz potpori gibi oldu. Yalnız şöyle bir durum var. Hani bir fonksiyondan bir işte yukarı çıktık. Ne bileyim sayı adetleri, sayı basamakları, ardışık sayılara falan girdik. Oradan yol sayıları, oradan çoban dedik, bir şeyler dedik. Yani bu işin ucu nereye gidiyor? Arkadaşlar permütasyon ve kombinasyon ciddi anlamda matematiğin çoğu formülünde kullanılan şeyler, ciddi anlamda güzel konu. Dolayısıyla şu saksıyı birazcık bu konuda çalıştırman gerekecek, tamam mı? Ve cesur ol lütfen. Yani özellikle 12. sınıflar için söylüyorum. Ki sen zaten daha önce de gördün bu konuyu, daha öncesinden zaten biliyorsun bu konuyu, oturttun bu bir hikaye içerisinde, ama merak etme, oturmadı diye de üzülme. Denemelerde falan çözeceksin ama soru bankalarındaki bazı soruları çözemeyeceksin mesela, veya tam tersi olacak. Dolayısıyla bunlara hazırlıklı ol, çünkü ciddi anlamda milyon tane de soru çözsen 1 milyon birinci soruda ben seni şaşırtabilirim, tamam. Şimdi A kümesi 3, B kümesi 4 elemanlı. Şöyle gösterelim. Soldaki A kümesi olsun, sağdaki B kümesi olsun. A'dan B'ye fonksiyon tanımlayacağız. Burası 3 elemanlı ve burası da 4 elemanlıymış gençler. Fonksiyon sayımız neydi bizim? Fonksiyon sayısı SB üzeri SA'ydı değil mi? Bunu biliyorsak hocam, bu sorunun burada ne işi var? Cevap 4 üzeri 3'ten 64 işte. Formülü biliyoruz ya, kafayı kullan hoca diyebilirsin. Eyvallah derim ben de sana. Sen o kafayı kullan derim. Ben o kafayı kullanmıyorum. Tamam, yani öyle bir kafa kullanmıyorum ben. Çünkü bir gün bu formülü unutursan her şeyi çortlayabilir. Ama yöntemi biliyorsam
daima kendi formüllerini çıkarabiliriz. Şimdi fonksiyon olabilmesi için şurazcıkta, yani A kümesinde açıkta eleman kalmaması gerekiyor. O zaman şu elemanın yakasından tuttuk, dedik ki seni karşıda hangi elemana götürelim? Kaç seçeneğin var? 4 seçeneği var bu adamın, değil mi? Peki çarpı şu elemanın yakasından tuttum, dedim ki seni nereye götüreyim? O adam içinde 4 seçenek var. Bunu tuttuk, onun içinde 4 seçenek var. Yani cevap 4 üzeri 3'müş. Ve permütasyondan, yani saymadan geliyormuş arkadaşım. Permütasyon demeyelim, o biraz yanlış olur. Saymadan geliyormuş diyebiliriz. Bu formül SB üzeri SA formülü. 4 üzeri 3 64 tane fonksiyon yazılabilir. Ve 6. sorumuz sayma konusuyla alakalı, bu videodaki son sorumuz. A kümesi 0, 1, 2, 3, 4 bu kümenin elemanları ile 3 basamaklı rakamları farklı kaç doğal sayı yazılır? Şimdi 3 basamaklı olsun ve rakamları da farklı istiyor. Başa 0 gelemeyeceğini hepimiz biliyoruz. Dolayısıyla ilk basamağa, yüzler basamağına 4 farklı sayıdan birisi gelir. Varsayalım ki 3 gelsin buraya ve 3'ü karaladık, artık onu kullandık, rakamları farklı diyor ya. Şimdi geldim ikinci, yani onlar basamağına. 3'ü kullandığımıza göre artık onlar basamağına 0 da gelebilir. Öyle bir engelimiz de kalmadı. 0, 1, 2 veya 4, yani yine 4 tane sayıdan bir tanesi gelir. Çarpı varsayalım ki buraya da 1 gelsin. Şimdi ise buraya da 3 farklı sayıdan bir tanesi gelebilir diyeceğiz. 3 çarpı 4 12, 4 kere 4, 12 kere 4 de 48 cevabını verir bize. Demek ki 3 basamaklı rakamları farklı bu sayılarla yazılabilen 48 tane doğal sayımız vardır diyebiliriz sevgili gençler. Evet, permütasyona geçiyoruz, sıralama konusuna. Hemen sonraki videoda görüşürüz. Sizleri seviyorum. Hoşça kalın, sağlıkla kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı da lütfen unutmayın.